bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna medeniyetin yüksek tecellisine şahit oldu. Bu sahne en az 7000 yıllık Türk beşiğiydi. Beşik tabiatın rüzgarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk, tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası sandı. Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu, tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu, Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Saz ve söz ehlinden bir garip o zaman. Yüzyılların gerisinden milletinin yurtlarını gezdi. Oğuz boylarında soy soyladı, boy boyladı. Türk'ün geçmişini, törelerini, imanını inkar edip soysuzluğa baş çekenleri gördü. Düşmanlarca kandırılıp kardeş kanı dökenleri gördü. Milletinin içine ayrılık tohumları saçanları gördü. Gözleri açık olup, gönülleri uykuda olanları gördü. Soydaşlarına bağırsa duyulmazdı, duyanlar ayılmazdı. Gönlü ve gözleri doldu, sazını duvardan aldı. Kendisi 1000 yıl önceki bir ozan, sazı da kopuz oldu. Şimdi Türk yurtlarından Kırım'dayız. Türklerin dünyasından bahsedeceğim sizlere. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin önündeyim şu anda. Cemil ağamız Türkiye'de olduğu için onunla görüşmemiz bilahare başka bir zamana kaldı. Ama ben sizlere o Türklerin dünyasından, Kırım yurdundan, Kırım'daki karındaşlarımızdan bahsedeceğim. Onları anlatacağım. Neler yaşadılar, ne yapıyorlar, şu andaki durumları nedir? Bizleri hanenize misafir ettiniz. Allah razı olsun. Bizler de sizleri bu güzel dünyamıza misafir etmeye çalışacağız. Şimdilik hepinize iyi seyirler diliyorum. Yeniden yeşereceği gövdesinden filizlerin fışkıracağı, sona erdi sanılan bir ağaçtır Kırımlılar. Milletçe bağımsızlıklarını yitirdikleri günden başlayarak havasız, susuz, topraksız bıraktılar. O ağaç ki dalının budağının koparılmadığı hiçbir dönem, mevsim kalmadı. Kışın da, baharın da, yazın da hep telef idi. Yine de taze filizler fışkırdı gövdesinden. Filizler kalınlaşıp dal budak olmasına zaman kalmadan tekrar kesildiler. Gövde yeniden filizlendi. Baş eğmediler. Sonunda kökünden sökülüp uzak, ıssız ve kısır topraklara atıldılar. Oralarda da yeniden filizler fışkırdı gövdesinden. Filizler dal oldu. Dallar uzadı, uzadı. Ağacın 1000 yıl önceki dikildiği toprağa ulaştılar. Hoş geldiniz ata toprağı. Bahçesaray'da Han Saray'a geldik. Sizleri Han Saray'a misafir etmek istiyorum. Türk yurtlarından ve Türklerin dünyasından Han Saray'da sizleri misafir edip Han Saray'ı tanıtmaya çalışacağım. Mihmandarımız Zöhra Hanım. Aynı zamanda kameramanımız da Zöhra Hanım. Buyurun.
Budapeşte de buluştu. Tuna yandı, ben ağladım. Of, geçmiş yap ede ede. Tuna yandı, ben ağladım. Geçmiş yap. Kerkük nasıl dedi, o fanla tutsun usul dedi. Buna yandı, ben ağladım. Anlat usul, usul dedi. Buna yandı, ben ağladım. Susul usul dedi, tuna yandı, ben ağladım. Sevgili izleyiciler, bu kısım iki bölümden oluşuyor. Bu bölüm gördüğünüz gibi bu bölümde müzik aletleri var. İşte küçük nefeslilerden görüyoruz. Zurna var, ondan sonra yine kaval var, orada vurma aletleri, cep var. Yine bir şey görüyoruz, bizim Anadolu'da tulum dediğimiz bir aletin farklı bir şekilde olanı var. Yine orada davul var, orada santur var. Bu bölümde müzisyenlerin meşk ettiği bölüm, yan tarafta da misafirlik odası. Yani misafirlik odası. Yani misafirlerin meşki dinlediği kısım. Öyle değil mi? Öyle. Tamam. En güzel. Bulunmayan, o günden bugüne kadar kendisini koruyabilen oda bu oda kaldı. Zaten bir, iki, orada çocuk odası var. Bir de aş odası var. Değil mi? Dört odası var. Evet. Kaç odadan? 73 odadan 4 tane kaldı. Öyle mi? Öyle. Evet. Evet. Sen de peki şunu biraz kanıtmamın şeyi var mı? Şu. Tulum zurna mı? Tulum. Ben anlattım. Hadi ben şuraya gideyim. İşte harem odası olduğu için değil mi? Hı hı. Bunu anlatacak olanlar bayanlardır yani. Hanımlardır. Şimdi hanımlar bundan ne o çalmak. Hanım çalıcılar yok mu? Hanımla bundan çalıyor. Tamam. Öğrenemedi. Şimdi isminiz neydi? Nazife. Nazife. Tamam. Nazife Hanım. Ben biraz anlattım ama bir de siz anlatın. Çünkü burada genelde hanımlar oturuyorlar değil mi? Burası birazcık anlatıyor burada nedir? Ne oluyor? Misafir odasını söyleyebilir. Misafirler. Misafirler oraya geliyorlar. Bir yerde oynayan çağırır. Evet. Bu oyuncu şey diyor. Müzisyenler diyor. Sanatçılar da burada oturuyorlar. Hem çalıyorlar. Burada da oynuyorlar değil mi? Tamam. Teşekkür ettik. Sağ ol. Sevgili izleyiciler, bu nefesli bir çalgı, tulum. Bunu erkekler, er kişiler çalır. Bizim Artvin, Anadolu'da Artvin yöresinde de tulum dediğimiz enstrüman bir başka şekli. Sistem olarak
hemen hemen aynı, sadece nota sesleri veren diğer kısımlar farklı. Bu enstrümana Çuvaşistan'da da rastlıyoruz. Tamam, ben şimdi bu parayı attığımı düşün. Evet. Ama bir de dilek tutayım. Evet. Bütün Türklerin dünyası için, Türk dünyası için bir dilek tutayım. Bütün Türkler özgürlüğüne, hürriyetine kavuşsun diye bir dilek tutayım. Dileğimizi tutmuş olun. Ama esas burası bir küçük bebelerin uyutulması için, yani uyku vakti geldiğinde buraya anneleri, bebeleri getiriyorlar. Suyun böyle sesinin güzelliğinin yanında nenni 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 diye uyutuyorlar. Öyle mi? Evet. Tamam. Sorular. Nasıl inanmıyor? Kıymetli izleyicilerim. Şimdi bu gördüğünüz sarmaşık çok dikkatimi çekti. Onun için ayrıyetten sizlere anlatmaya çalışıyorum. Burası, bu sarmaşığın yaşı 250-300 yaşında olduğunu söylüyorlar. Ben ilk defa gördüğüm için onu da size aktarayım dedim. İşte geriye mazimize baktığımız zaman keşke diyoruz bunların dili olsa da konuşsalar, anlatsalardı bu Yeşilada Kırım'ı bize. Kırım'da neler yaşandı, neler oldu, kimler geldi, kimler geçti. Kırım Türklerinin yaşadıkları acıları, kederleri, işte şu sarmaşık ağacının bütün hücrelerinde görebiliyorsunuz. Birçok acıyı bünyesine sindirmiş bir görünümü var. Ben öyle bir şey gördüm. Bu ağaçta. Onu size aktarıyorum. Allah.
kalkar ruhlar bir yerde. Leyli leyli ya, olunca kıldan perde. Leyli leyli ya, kalkar ruhlar bir yerde. Leyli leyli ya, olunca kıldan perde. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi Han Saray'ın başka bir bölümündeyiz. Burası biraz sonra aktaracağız. El yazmalarının bulunduğu bu kütüphanede en az 800 tane 18. ve 17. yüzyıla ait olan eserlerini gördüğünüz gibi ziyaretçiler her zaman sürekli geziyorlar. Hiç boş bırakmıyorlar. Söylediğim gibi bu dolap Anadolu'dan geldi. İşte dört halifenin isminin olduğu bir dolap. Belki dikkatinizi çekmiştir bu Han Sarayı gezerken. Motiflerin ve yapılanmanın birçoğu İstanbul'daki saraylarımızdaki motiflere benzemektedir. Sebebi de şu, bu Kırım hanlarından bir çoğu orada yetişmiştir. Oradaki kültürü almıştır. Tekrar bu tarafa geldiğinde o gördüklerini bu taraflara aktarmaya çalışmıştır. İşte bu dolap Anadolu'dan getirilmiş olan bir dolap. Yine yapılanmadaki diğer motifleri de o bizim İstanbul'daki sarayımızdan da motifleri görebiliriz. Gördüğünüz resim Kırım Hanlığı'nın ilk başkenti, başşehri Bahçesaray. Bahçesaray'ın ilk dönemi, öyle mi? Kırım Hanlığı. Oh,
bunun özelliği? Çalışıyorlardı. 1925 senesinde Vodaninski işte Moskova'ya teslim etmiş Rusyalara bu altın eklerden ve Paris'te gümüş madalya kazanmışlar. Burada bir diplomun kopyası görebiliriz. Şu verdikleri ödülün kopyası, öyle mi? Evet. Bu da bir yarışmaya gidiyor ve gümüş madalya alıyorlar. Bu şeyle, bu iş ile, öyle mi? Evet. Eyvallah. Sevgili izleyiciler, Han Sarayı'nın iç mekanlarını sizlere anlatmaya çalıştım. Dilimizin döndüğünce. Şimdi iç mekanlarından çıktık. Şöyle bir genel görünümünü sizlere aktarmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi sarayın hemen hemen her tarafı ahşap yapılmış. İç kısımda en başta girdiğimiz yer harem kısmı. Daha sonra hanın divanının toplandığı yere geçtik. Daha sonra bir gelin odasına, ondan sonra evli bir hanımın odasına, sonra aşhaneye geçtik. Şimdi dışarıdaki bu görüntülere de baktınız ama çocukların gezdiğini göreceksiniz. Bir okul gezi haline geldi. Her gün burayı binlerce ziyaretçi gelip görüyor, geziyor. Yılda 300 bin turistin geldiği söyleniyor.
söylendiği burası. Sevgili izleyiciler, şimdi Han Sarayı'nın içerisinde Giray Hanların mezarlarındayız, kabirlerindeyiz. Onlar için bir Fatiha okuyayım. Ondan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, şimdi benim ve benim gibi düşünenlerin hayatında çok büyük yeri olan, önemi olan büyük bir şahsiyetin kabri başındayız. 1914'teki vefatında bu bahçeye defnedilmişti. Kimdir bu? Gasparalı İsmail Bey. Efendim, komünizm geldikten sonra, komünizm döneminde Tatarlara ait, buradaki Kırım'daki Türklere ait ne var ne yok hepsini yok etmeye başladılar. Bunların başında da en önemli delillerden bir tanesi kabirlerdi. Dolayısıyla kabirleri de yok etmeye başladılar. Gasparalı da bundan nasibini aldı. Tamamen yok edildi, kayboldu. Fakat daha sonra sanki dersin bu büyük zat başına geleceği biliyormuş gibi ölmeden önce şöyle bir dörtlük okumuştu. Ben onu sizlere okumaya çalışayım. Diyordu ki, doğmuşum ben Acıköy'de 1851'de. Mekanımdır Bahçesaray, mezarım kim bilir nerede demişti. Daha sonra 1944 sürgünün ardından tahrip edilmiş olan bu kabristan 1970'lerde tamamen yok edildi. Fakat daha sonra Kırım Milli Hareketi'nin neferleri, düşünürleri el birliğiyle bu kabristanı bugünkü hale getirdiler. Bizden sonraki nesillere de, çocuklarına da, balalarına da bizim fikir adamımız, düşünürümüz, büyüğümüz diye bu belgeyi bıraktılar. Belge diyorum çünkü en önemli hususlardan bir tanesidir kabirlerimiz. Sovyet Rusya Kırım'daki Türklere ait olan bütün belgeleri yok etmek için kabirlerden başladılar. Bizim hayatımızda önemi çoktur demiştik. Çünkü Gasparalı İsmail Bey diyordu ki bütün Türklere dilde, fikirde, işte birlik olunuz diyordu. Biz o düşüncelerini kendimize hayat felsefesi, ideolojimizin temel felsefesi olarak el almıştık. Gasparalı'nın yine yol arkadaşları vardı. Doktor Ahmet Bey hemen yanı başında yatıyor. O yine bu geçtiğimiz senede Mayıs ayında, geçtiğimiz sene değil de bu 18 Mayıs'ta kabri Almanya'daydı.
Almanya'dan buraya bin bir zorluklarla getirilmişti. Biraz sonra onun mezarlarına da şöyle bir göz atıp Fatiha okuyacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi Gaspıralı İsmail Bey'in yol arkadaşı, yolundan giden bir diğer Kırım Türklerinden Doktor Ahmet Bey ve hemen yanı başında Edige Kırımal yatmaktadır. Bunlar da Kırım Milli Hareketi'nin en önemli neferlerindendir. Sürgün edilen Kırım halkının tekrar vatanlarına dönüşünde büyük emekleri olan, çok büyük çabalar sarf eden iki büyük zattır. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Sevgili izleyiciler, şimdi de Türk yurtlarından Kırım'da İsmail Bey Gaspıralı'nın müzesindeyiz. Bu resim buranın ünlü bir ressamı tarafından yapıldı. Bu bulunduğumuz oda da toplantı salonu. Bu salonun altında da basmahane deniliyor. Yani gazetenin çıkarıldığı basımhane de buranın altında. Tercüman gazetesini bu mekanda çıkarttı. Sevgili izleyiciler, şimdi İsmail Bey Gaspıralı'nın müzesinde Elmira Hanım'la birlikteyiz. Burada önemli bir resim var. Bunun bir anlamı var. Onu birazcık açıklayalım Elmira Hanım. Şurada Tercüman Gazetesi diyor, evet. Değil mi? Bunu, evet. Nereden getirmişler? Ünlü ressamımız Zarema Trasinova Semerkant'a Gaspıralı hakkında malumat bilmek için gittiği zaman kütüphanede ipranmış ve çok eski Tercüman Gazetesi'nin, evet, nüshasını ona hediye yapmışlar. Evet. Sonradan Gaspıralı'nın resmini yaparken o ipranmış gazetesinin yani kısımlarını kolaj olarak kullanmış. Evet. Şurada önemli bir yazı var. Şunu bir hep beraber okuyalım. Tamam. Bizim Türkiye'dekilere de bir buradan bir mesaj gitsin hiç olmazsa. Diyor ki, millet İsmail Bey gibi kahramanın unuttu. Ve kendi de azap oldu. Yani esir oldu. Evet. Çile çekti. İşte imtihan meydanı açıktır. Bütün duyarsızlara duyurulur buradan. Evet. Thank you.
Sevgili izleyiciler, şimdi size anlatacağım bu konuyu ve bu görüntüleri iyi izleyin. Çünkü bunların bir önemi var. 1914'lerde, 44'lerde sürgün edilen Kırım halkı önce topraklarından sürüldüler. Sonra geri döndüklerinde bunlara yer vermediler. Yer vermedikleri zaman da ancak Kırım halkı kendilerine bu barınabilmek için baraka gibi, işte şu gördüğünüz yerler gibi barınacak yerler ihdas ettiler. Ve bağımsızlığının, özgürlüğünün direnci olarak da gelir gelmez hemen Kırım bayrağını oraya dikti. İşlerini gezmek isterdik veya sizlere anlatmak isterdim ama anlatmama gerek yok. Zaten tek oda, tuvalet yok, banyo yok. Bir tek odada sadece yağmurdan, kardan, kıştan, güneşten korunmak için başlarını sokacakları bir mekan oluşturdular. İşte biraz sonra da zaten size hem kendilerini görüştüreceğiz kendileriyle hem de o oraları iyice bir gezeceğiz. Kıymetli izleyiciler, şimdi Kırım'da şirin bir ilimizdeyiz. Yalta'dayız. Yalta, Kırım'da önemli bir şehrimiz. Ama burada sizlere başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok içler acısı bir durum şu anda bulunduğumuz yer. Buradan sizlere bilgi vermek istiyorum. Buradaki durumun nedir, ne değildir, niçin insanlar buradalar. Burası Yalta'nın bir köyü. Bu köy Gaspıralı'nın atalarının köyü. Yani Gaspıralı'nın doğduğu yer değil, onun atalarının doğduğu yer. Şimdi bu köydeki soydaşlarımız 1944'lerde tamamen sürgün edildikten sonra tekrar döndüklerinde bu Yalta'nın içindeki kısımda yer vermiyorlar. Yer vermeyince de o topraklarını alabilmek için yine o Türk'ün Karabahtı burada da tecellisini gösteriyor. Mücadele tekrar başlıyor burada da. Vatanımızı, toprağımızı verin diyorlar. Tek dertleri bu. Şimdi bu köydeki bu haklarını aramak üzere milletimiz toplanmış buraya. Onların reisi de Mehmet Ağa. Öyle mi Mehmet Ağa? Doğru. Öncelikle Türkiye'deki karındaşlarınızdan sizlere çok çok selam olsun. Sağ olun. Gönlümüz bir, sözümüz bir, özümüz bir. Derdinizle dert edindik, neşenizle de neşeleneceğiz. Ama ne zaman? Bir gün işte şu gördüğümüz adaleti, yani Kırım bayrağındaki o terazidir. Terazi adaleti temsil eder. Türkler dünyaya hakim olur da adaletini sağlarsa, dünya adaletini sağladıklarında o zaman toy ederiz, gülürüz. Ama şimdi sizle biraz bahseder misiniz? Yani derdinizden Mehmet Ağa. Söyle bakalım. 18 yıldan beri biz bunda hatip gelip özümüzün babalarımızın topraklarına hareket yapıyoruz. Buraya geleli diyor 18 yıl oldu. 18 yıl oldu. 18 yıldır atalarımızın toprağına gelmek istedik. Onun vermediler. O topraklar onun mücadelesindeydi. Evet. Buyur. Onun için biz hükümete indi bakmaktan özümüz birbirimizi tutup bir akıla gelip bir yola düşüp özümüz hareket yapıyoruz. Birleştik diyor hepimiz. Bir fikre, bir karara vardık. Birlikte hareket ediyoruz topraklarımızı almak için. Evet. Onun için Allah bize hepsimize güç kuvvet versin. Sabır versin. Amin. Sabır versin. Amin. İnşallah bana
biz özümüz dilik neçin de gendi elhamdülillah Müslüman halkı çok Türkiye olsun başka tarafları olsun görüp bizi golünden tutsa oldu. Halkını biz hareket yapar kısmet olsa. İnşallah başaracaksınız. Çünkü ben şunu gördüm. İnanmışsınız. İnandıktan sonra her şey olur. Umutlarımız yaşıyor. Sevdamız yaşıyor. İnancımız doruk noktada. İşte sevgili izleyicilerimiz. Hani hep bahsediyorum ya. Yıllardır bu esir Türk illerindeki o dertleri anlatırken çırpınırdı Karadeniz diyorduk. Şimdi Karadeniz'in en kuzey kısmındayız. Kırım'ın güneyinde, Karadeniz'in kuzeyindeyiz. Yine Karadeniz haşin dalgalanıyor, yine çırpınıyor. O çırpınışı özgürlük için çırpınıyor, hürriyet için çırpınıyor. Şöyle bir çadırlarımızdan kaldığımız yerlerden de ufak ufak görüntüler alalım. Öyle mi Zühre? Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi büyük bir mücadele veren bir Türk neferlerinin topluluğunun bulunduğu bir bölgedeyiz. Burası hükümeti, devleti protesto eden bir köyün temsilcileri. Bu köyün temsilcilerinin dertleri, istekleri şu, yıllar önce ellerinden alınan topraklarını tekrar istiyorlar. Yani toprağımızı verin diyorlar. Tek istekleri o ama bu hükümet, bu devlette o atalarının topraklarını vermiyorlar. Yerleri yok, yurtları yok. Şimdi bu bölgede çadırda yaşıyorlar. Çok zor şartlarda yaşıyorlar. Şu gördüğümüz bayrak da bu köyün direnişini temsil eden bir kırlangıç. Özgürlüğü anlatıyor. Bir de alalım. Şarkı çalacak mısın? Kıymetli izleyicilerim, işte Gaspıralı köyünde toprak mücadelesi veren Kırım Türklerinin kalmış olduğu çadırlar bunlar. Şu anda yaz da böyle. Kışın buralar çok soğuk oluyor. Neler çektiklerini anlatıyorlar. Keşke onları da görüntüleme imkanımız olsaydı. Ama durumdan da sizler anlayabilirsiniz, görebilirsiniz. İşte bu şartlarda mücadele ediliyor.
Ve bütün dünya hala susuyor. Başka bir taraflarda, başka bir sözde soykırımdan bahsederken, bir de buradaki insanlarımız hastalanıyor, sayrılanıyor, diğer şey oluyor. Bunlardan hiçbir şekilde bahseden yok. Ama inşallah bir gün bu insanlar da mücadelesini sonuna kadar götürecekler ve haklılıklarını ispat edecekler. Çünkü Allah onlarla birlikte, Allah bizimle birlikte, biz onların yanındayız. Kıymetli izleyicilerim, işte biraz önce erkeklerin, divanların kaldığı yerdi. Bu tarafta da hanımlarımız kalıyorlar. Böylelikle idare etmeye çalışıyorlar. Görüyorsunuz şartların ne şekilde olduğunu. Ama her zaman söylediğim gibi burada birlikte olmuşlar. Yıllardır acılar paylaştıkları gibi o acılar devam ediyor. Onu yine paylaşıyorlar. Hanımlarıyla, erkekleriyle, çocuklarıyla hep birlikte. İnşallah bir sonuç elde edecekler. Hareketinin kitabı men için de bir yerde var yazılı. Yaşı ki kıyırmağanın için bu kitabını sana bağışlayalım halkımızın adından. Maşallah. Ey Türk milleti, Kadir Mevlan gücünüzü tüketmesin. Gücünüz, kuvvetiniz daim olsun. Zayıf düşmeyesin sakın ha. Kendinden olanları ihmal etme. Onlara gücenme, darılma. Hayır hasenatı yakınlarından başla. Nefsine yenik düşme. Asla kibirlenme. Varlarının kıymetini bil. Düşmeye gör. Bilesin ki düştüğünde etrafında asalak, kan emici, mezar hırsızları, nankör yaratıklar dolaşır. Hep o anı beklerler. İşte Kırım böyle bir dönem yaşadı. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, eşi benzeri görülmemiş bir sürgün yaşadı. O sürgün 4 milyona yakın Tatar Türkünden, bugün o yeşil ada Kırım'da sadece 250-300 bin Türk kalmasına sebep oldu. Öyle bir sürgünün bıraktığı eserlere, uçan kuşta, sabır taşında, akan bir ırmakta, bir ağaçta, velhasıl türkülerimizde adım adım, zerre zerre rastlamak mümkündür. Ey gözleri açık olup gönülleri uykuda olanlar, müstemleke aydınları, hukuk kuşu, kınalı keklik misali yazarlar. Yazacaksanız bunları yazın, yazın da
ödül alamazsınız belki ama insanlığın onurunun varoluşuna hayatınızda bir an katkıda bulunursunuz belki. Gönül dostlarımız, arka tarafımda görülen Karadeniz. Burası Yalta ve Karadeniz'in kıyısında hiç kimsenin oturmaya cesaret edemediği bir yerde soydaşlarımız biraz önce de bahsettiğim gibi topraklarını tekrar alabilmenin mücadelesini veriyorlar. Çadırlarda yaşanılamayacak şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Ben de şöyle Karadeniz'le hem dertleşeyim dedim, hem de size aktarayım dedim. Öbür taraf işte Türkiye. Bu taraf Kırım. İnşallah bir gün gönül bağlarımızı başka bir bağlarla da bağlar, dilde, fikirde, işte birliğimizi sağlarız. Böylelikle Türk milleti de huzura kavuşur. Hadi eyvallah. Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna medeniyetin yüksek tecellisine şahit oldu. Bu sahne en az 7000 yıllık Türk beşiğiydi. Beşik tabiatın rüzgarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası sandı. Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu, tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu, Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Saz ve söz ehlinden bir garip o zaman. Yüzyılların gerisinden milletinin yurtlarını gezdi. Oğuz boylarında soy soyladı, boy boyladı. Türk'ün geçmişini, törelerini, imanını inkar edip soysuzluğa baş çekenleri gördü. Düşmanlarca kandırılıp kardeş kanı dökenleri gördü. Milletinin içine ayrılık tohumları saçanları gördü.
gözleri açık olup gönülleri uykuda olanları gördü. Soydaşlarına bağırsa duyulmazdı, duyanlar ayılmazdı. Gönlü ve gözleri doldu, sazını duvardan aldı. Kendisi 1000 yıl önceki bir ozan, sazı da kopuz oldu.